Herkese merhabalar. Bugünkü 5 çayı konuğum, çok istek alan, en çok sorduğunuz Hakan Sabancı. Şimdi ben Hakan'ı tanıyorum tabii ama size bambaşka bir Hakan'ı tanıtmaya çalışacağım aslında. Hakan, öncelikle teklifimi kabul ettiğin ve geldiğin için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olsun. Ben size teşekkür ederim. Beni burada ağırladınız. Sağ ol. Biz Arzu ablayla ilk böyle sohbet ettiğimizde hakikaten takip edenlerin çoğu Arzu Hanım böyle miydi? İşte biz onun böyle olduğunu bilmiyorduk. Ve ben yıllarca şunu söyleyebilirim. Arzu ablanın 3 tane çocuğu var. 3 erkek çocuğu, Allah bağışlasın. Üçünüz de birbirinizin efendi. Terbiyeli, saygıyı bilen, hürmeti bilen çocuklar. Ben hep, benim de 2 tane çocuğum olunca hep Arzu ablaya sordum. Arzu abla nasıl yaptın? Hakikaten maşallah. Önce Arzu ablayı tebrik ediyorum. Ömer abiyi tebrik ediyorum. Sizi böyle çocuklar yetiştirdiği için. Ama sizi özellikle ayrı bir şekilde tebrik ediyorum. Çünkü bu ortamda bozulmadınız. Nasıl becerdi? Vallahi biz büyürken üçümüz de yani yaş aralığımız sonuçta abimle benim yaş aralığım 4, kardeşimle 5, onların 9. Yani ne kadar yaş aralığımız olsa da hep iç içe yani birlikte büyümüş gibi olduk. Hangisiyle daha çok anlaşıyorsun? Ben vallahi ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum. Benim küçük kardeşimle abim de çok iyi anlaşıyor. Sonuçta şöyle bir şey var. Ben 15 yaşındayken abim üniversiteye Amerika'ya gitti. O yüzden ben küçük kardeşimle evde kaldım. Sonra abimin döndüğü sene ben üniversiteye gittim. O yine Kerim. O Kerim'le kaldı. Şimdi de küçük kardeşim Kerim üniversitedeydi 4 senedir. Yeni bitirdi. Hatta geçen hafta New York'ta çalışmaya başladı. Evet, hayırlı Şimdi olsun. De ben de teşekkürler. Ben abimle şeyim. Yani üçümüz beraber büyüdüğümüz zaman küçükkendi yani. Abim ben 15 yaşına gelene kadar, abim 19 yaşına gelene kadar. Sonra hep ikili büyümüş gibi olduk böyle. Hani 3 ay yazın geliyor bir Doğru. kişi, bir ay geliyor ama onun dışında hep ikili büyümüş gibi olduk. Peki mesela aile rutinleriniz, ben biliyorum da var mı mesela işte pazar günleri beraber kahvaltı eder misiniz veya yani, ne gibi kuralları var? İşte bu dediğim gibi beşimiz aynı evde yaşarken daha küçükken kesinlikle mesela ne olursa olsun bir akşam yemeğinde beraber, hep beraber bir oturmamız gerekiyor. Bayramlardan bir bayramda toplayabiliyorsa mesela hepinizi topluyor. Bayramda, seyranda birinin doğum günü olsun, özel bir gün olsun kimin ne programı varsa önceden bilinirdi. Ona göre hareket ederdik. Hala da öyle yani. Hepimiz planlı programlı olduğumuz için bu da açıkçası babamdan geliyor. Evet, çok disiplinli planlı, ondan. Çok disiplinli, planlı yani saati saatine her şeyi herkes bildiği için ne olacağını bir gün sonra. Ömer abi mesela randevu verir 8'de. 8'e bir geçe gelemezsin oraya. 8'e bir kala gelmen lazım. Yani en geç. Yani onu babamdan gördük. Çok şükür ki yani güzel bir şey kattı bize. Dakiyiz. Ne beklemeyi ne bekletmeyi Aynen. severiz. O yüzden yani beraber yaptığımız şeylerden bahsedeceksem kesinlikle aynı yemek masasına otururduk yani. Güzel Kimin şey. Ne işi varsa, ne şeyi varsa. Yıllardır yaptığımız mesela senede bir kez beşimizin ailecek yaptığımız bir tane tatil var. Şimdi yaşlarımız da ilerlediği için herkesin programları Doğru, oluyor ama... okul oluyor, sınavlar oluyor. Aynen. Bir ay önceden, iki ay önceden bunu planlayıp atıyorum. 5 Ağustos'ta şuraya gideceğiz. İlk tatiliniz ne zaman mesela şimdi? Bundan sonra belli mi? Genelde babamın doğum günü 16 Aralık. O da işte denk. Üniversitede olan hangimizsek tam şeyine denk geliyor kış tatilinin başlangıcına. O yüzden hep babamın doğum gününde annemin getirdiği bir şey var. Gitmediğimiz yeni bir yere gidelim. Onu soracaktım aslında ama sen konuyu açmışken Aynen, soralım. Mesela geçen sene hiçbirimizin gitmediği Marrakeş'e gittik. Çok güzelmiş orası da. Aynen. Peki bir de Hakan sen bir de bu geleneği, aileden öğrendiğin geleneği arkadaşlarına da şey yapıyormuşsun. Aynen. Değil mi? Onlarla da hiç gitmediğin bir yere ve bütün organizasyonu sen yapıyormuşsun, topluyormuşsun arkadaşlarını, doğru Aynen. mu? Benim biraz organizasyon konusunda hani iyi olsun diye biraz takıntılıyım o konuda. O yüzden genelde tabii istişare ederek arkadaşlarımla tabii. ama benim önderliğimde olan bir Sen şey de onu arkadaşlarınla galiba Aynen. yapmışsın. Bu bahsettiğinizi şöyle diyeyim. Yurt dışında okudum. Çok şükür imkanlarımız el verdiğince yurt dışına tatillere de çok gidiyoruz. Dedik ki kendi arkadaş grubumda, erkek grubumda. Ya bu kadar geziyoruz. Ama yani Türkiye'de nereyi biliyoruz dersen
o gün saydığımız herkes İstanbul, Ankara, İzmir, yani Bodrum, oraları sayabiliyoruz. Herkesin işte memleketini biliyor ama hani hiçbirimiz bir Karadeniz turu, bir İç Anadolu'da başka bir yere gitmedik. Dedik ki her sene önemli değil yani tarihi ama iki gün, bir hafta sonu ayıralım. Yeni bir gitmediğimiz bir şehre gidelim, iki gün geçirelim. Zaten kalabalık arkadaş grubu olduğumuz sürece, aynen Türkiye'de. İşte ilk mesela ben ailem kökenleri Adana'dan olduğu için ben dedim Adana'ya gidelim iki gün. İlk öyle başladı. Sonra bir arkadaşım Trabzonluydu, bir Karadeniz turu ayarladı bize. Trabzon-Rize yaptık bir sene sonra. Ki sen zaten annenin Arhavi'ye oraya da gelmiştin. Aynen, Arhavi'ye de gelmiştim. İşte bir iki gün Trabzon-Rize yaptık. Geçen sene Antep yaptık. Orada bu seneki şeyiniz, planınız ne? Bu sene de inşallah Urfa, Mardin tarafına bir şey yapacağız ama daha tam tarihi çok güzel kestiremiyoruz yani. Hakan bayılacaksın. Aynen. Evet. Ne okudun? Ben ekonomi okudum üniversitede. Benim okul hayatım ilkokulu İstanbul'da TED İstanbul Koleji'nde okudum. Sonra lisede Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde okudum 5 sene. Oradan da üniversiteye Boston'a Tufts Üniversitesi'nde okudum. Ekonomi okudum orada. Ekonomi. Peki ne iş yapıyorsun? Yani ben yine biliyorum da hani sorayım diye. Biz şu an babamla beraber denizcilik sektöründeyiz. Armatörlük yapıyoruz. Babamın yanında çalışıyorum. Sen finans tarafına bakıyorsun yoksa başka tarafa mı? Finans ve gemilerin işletmesi olarak. Bizim 22 tane gemimiz var. Onların işletmesine bakıyoruz abimle. Kendi girişimcilik gösterip bir iş daha yapmıştın galiba. Yani girişimcilik şu an tabii günümüz çağımızda bu yeni aplikasyonlar, yeni startuplar olduğu öyle için bir öyle planın var mı? Öyle şeylerde ufak ufak yatırımlar yapıyoruz. Hı-hı. Hatta bir tane ufak şirket kurduk ben ve iki kardeşim. Hı-hı. Siyah Beyaz adında. Adı da neden olduğunu sormuyorsun. Sevdiğimiz renkler olduğu tebrik için. Tebrik ediyoruz. Üçümüzün yani beğendiği böyle yeni fikirler, hı-hı, startuplara, yeni şeylere yatırım yapıyoruz. Onlara da ben açıkçası bakıyorum ama hani üçümüz adına bakıyorum. Öyle bir şey başlattık. Bir iki tane de yatırım yaptık. Keyifli yani sonuçta çağımızın tabii şeyi teknoloji. Teknolojinin sen getirdiği teknoloji demişken telefonunda iPhone ne kullanıyorsun? Aynen, Android mi? iPhone kullanıyorsun. En çok kullandığın uygulamalar hangisi? Yani ilk bir, üçünü söyle mesela. Bir WhatsApp. Onları sormuyorum örnek iletişim olarak değil de mesela sosyal medya olarak. Sosyal medya da değil çünkü yani Instagram falan kullanıyorsun onu biliyorum. Spotify sen, kullanıyorum Spotify çok. Spotify mesela kullanıyorsun. Instagram'ı sen kendin yönetiyorsun değil mi? Evet. Başkası şey yapmıyor. Spotify kullanıyorum. Mesela başka? Bir tane Newsta diye bir tane app var. Yeni çıktı hatta. Hı hı. Oradan haberleri takip edebildiğim. Newsta nasıl yazılıyor? News? Aynen. News. TA. TA. Aynen. Worldwide yani Türk based bir şirket. Hı. Ama işte benim de bir tanıdığımın yaptığı bir app olduğu için. Hı. Ama tavsiye ederim çok güzel böyle seçebiliyorsunuz mesela haber içerikli bir site. Hı. Ya application ama içinde atıyorum spor seçebilirsiniz, politika seçebilirsiniz, güncel hayat seçebilirsiniz. Hı. Öyle bir news feed getiriyor sizin karşınıza. Görmek istediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Şeyleri gazete okuyor musun yoksa gazete okuyorsun da gazetede bir kağıttan mı okuyorsun yok, yoksa? Yok 3 tane gazetenin aplikasyonu var, üyeyim onları okuyorum. Tamam, Spotify kullanıyorsun, News de kullanıyorsun. Başka? Resimde yaptığın bir aplikasyon var mı veya aklına gelen bambaşka bir şey? Yok valla yani sosyal medya ve şey dışında şu an aklıma gelen açıkçası. Böyle hani video çekmek, şey yapmak, ben onların hepsini normal hiçbir olduğu gibi hiç şey bugüne kadar kullanmadım. Yani. Tamam, okey. Bir de ben sizin bilmediğiniz bir şey daha söyleyeceğim. Çocuklar için de galiba en çok büyüklerine düşkün, babaanneye, dedeye, anneanneye düşkün galiba senmişsin veya öyle denk geldi. İşte anneden ve birazcık babadan kaynaklanıyor. Arzu abla çocuklar olmasa da her salı günü dedeyle tavla partilerim var. Aynen. Kim şampiyon oluyor? Dedem bir daha iyi sen. Vallahi dedem bunu izlerse sinirlenecek biraz ama yani ben biraz bir tık öndeyim yani. Ama şimdi yeni sezon başlıyor. Bakacağız yani. Geçen seneyi ben şampiyon kapattım ama. Süper. Bence Ali Rıza dayı bu işten memnun olur. Aynen. Boynuz kulağa geçti der.
Ama şöyle diyeyim, anlatayım hakikaten. Ben mesela büyüklerimle zaman geçirmeyi çok hoşuma gidiyor. Çocuklarla da büyüklerle de aynen, çok hoşuma gidiyor. İkisi de çok hoşuma gidiyor ama özellikle dedemle çok ayrı bir bağım var. O yüzden onun da benimle ayrı bir bağı var bence. Bayağı evet. Aynen. O yüzden mesela onunla ne kadar zaman geçirebilirsem bir kere onun çok hoşuna gidiyor. Onunla zaman geçirmem. Onun hoşuna gittiği için benim ekstra hoşuma gidiyor. Ya sen biliyor musun, benim babaannemin suratı, dayım yani Rıza dayının suratıyla aynı. Ya hatırlar mısın babaannemi? Evet. Yani ben başörtüsü öpesim geliyor. Yani gerçekten Nurtop yengem de öyle ama Ali Rıza dayım gerçekten aynen, çok tonton. Çok şekerli bir insan. Yani onun şeyi size geçmiş. Aynen. Ve mesela kimse olması bile salı günleri mesela maçtan aynen, salı sonra. Salı günleri benim işten sonra. Yani yemeği çıkartırsın onlara. Aynen yani. Bir eve giderim onların evine. Bir tavla oynarız. Evet. O sırada da yani anneannem beni tutuyordu doğal olarak, anneannem de evde, dedem ona sinirlenir. Ama hep bir rutinimiz var, ya orada yemek yeriz ya da civarda bir yerde dedemle yemeğe gidiyoruz genelde. Genelde ikimiz gidiyoruz, evde olursak anneannem de oluyor. Ya bu da genç çocuklara gerçekten örnek olsun. Büyüğümüze saygı duyacağız ki bunlar örnek davranışlar. Zamanda bazı şeyler kayboluyor. Evet. Bunları korumakta fayda bir var. Bir onları mutlu etmenin de verdiği ayrı bir mutluluk var sonuçta yani mutlu görmek. Onlar da sonuçta bize zaman geçirince çok keyif alıyorlar. Böyle olunca dedem de her salıyı bekliyor oluyor yani. O yüzden ben de severek, isteyerek gidiyorum yani. Süper. Şimdi bizim de babayla oğul bazen şey oynuyorlar, PlayStation oynuyorlardı. Şimdi benim büyük oğlum belki artık babayı da yenmeye başladı. Tavladı da bazen yeniyor. Ondan sonra bazen sinirleniyor. Çocuk musun diyor. Belki diyor bu hata yapılır mı? Dönüyorum. Evet çocuk yani. Ama boynuz kulağa geçince ayrı bir keyif oluyor aynen. Hakikaten. En çok film seyrediyorsun dedi. En sevdiğin uzun metraj film mesela ilk aklına gelen? İlk aklıma gelen Kült. Gladiator filmini çok yani en sevdiğim film ne sorarlarsa ilk aklıma o geliyor. Mesela Metin Usual Suspects'i 100 kere falan seyretmiş olabilirim. Sen de öyle tekrar eder misin filmleri? Yok o kadar öyle değil ama 4-5 yani, kere izlemişimdir güler diye. Dizi? Dizi valla işte Apple TV'de, Netflix'te. Ne seyrediyorsun mesela şu anda? En son izlediğim dizi Casa de Papel'di. Sonra bir şey şu anda izledim var mı? Sonra Netflix'te Fauda diye bir dizi izledim. Şu an yok yani yeni bitirdiğim için şu an yok ama arkadaş çevremden, annem de çok meraklı diziye. Sürekli bir işte birileri bir şeyler tavsiye ediyor. Zaman buldukça yapıyorsun. İzliyorum yani. Şey fiziğine dikkat ediyorsun yemene içmene anladığım kadarıyla. Aynen elimden geldiğince dikkat peki, ediyorum. Peki mesela haftada kaç gün spor rutinin nasıl? Ne yapıyorsun? 5 gün spor yapıyorum. 5 gün? Aynen hafta içi her gün. Benim hatta hemen dediğim size planlı programlı bir insanım. Her şey öyle saati falan da önceden belli. Her hafta hep aynı. 3 gün pazar, çarşamba, cuma eve iş çıkışı özel hocam geliyor. Private trainerim. Onunla çalışıyorum. Salı ve perşembeleri de squash oynuyorum ben. Squash oynamaya bir hocam var onunla da. Artık arkadaşım gibi tabii de. Onunla da ping-pong haftada 2 gün. Ping-pong squash mı daha çok zevkli? Çünkü ping-pong'da da ping-pong'da da çok iddialıyım. Pimpon'u da işte squash hocamla öncesinde oynuyorum ısınmak için. Eve gelen hocamla da öncesinde. Yani ben haftada 5'te pimpon oynuyorum yani ama onun keyfini oynuyorum sonuçta. O da bayağı kardiyo yani çok terliyor çocuk. Asıl squash çok büyük o bir kardiyo. O daha mı fazla? Ya squash gerçekten hani ayıptır söylemesi tişörtü çıkarttığınızda bir saatin sonunda sıktığınızda su gelir yani. Peki yemene dikkat ediyor musun? Yememe de bayağı dikkat ediyorum. Yani mesela bir tatilde çok kaçırdın. Ertesi gün dikkat ediyorum yani. Önümüz o hafta içi dikkat ediyorsam mesela hafta sonu dikkat etmiyorum ama tatilde dikkat etmiyorsam döndüğümde dikkat ediyorum yani. Yani sporunu yaptın en azından arkasından protein beslenmek. Aynen yani diyorsun. Ona dikkat ediyorum. Ama tabii bozulduğu zamanlarda oluyor. Robot değilim sonuçta tabii. Ama elimden geldiğince dikkat etmeye en çalışıyorum. En çok sevdiğin yani zaafın olduğu bir yemek veya tatlı veya bir şey var mı? Çok tatlıcı bir insan değilim ama tabii çikolatayı çok severim mesela. Arabamda da, ofisimde de hani dolapta bir yerde bir çikolata bir hani ağzım tatlansın diye var. Yemek konusunda da makarnayı severim yani. Et severim. Geliyorsun yani. Aynen sebefine de severim. Çok kız takip, genç kız takipçim var. Bekar da bir şey olduğun için. Hı hı. Bize çok genç kızlardan senin hayranın olup bana ulaşanlar da oldu.
onların şeyleri de var. Çok merak ettiği birkaç konu da varmış. Biz sosyal medyadan tanıdığımız Hakan. Siz bunu yanlış biliyorsunuz. Aslında ben sizin bildiğiniz gibi değil dediğim bir huyum bir şeyim var mı? Bunu düşünmüş müydün soru cevap olarak? Ya öncelikle şu hayran konusunda ben hala buna tam alışabilmiş bir insan değilim. Çünkü ben ne oyuncuyum ne sanatçıyım. Ama bu sosyal medya günümüzün gerçeği, bunun farkındayım. Ve oradan da insanlar bir hayranlık duygusuyla yaklaşıyorlar. Ama ben hala bir benim hani hayranım var konseptine pek bir alışabilmiş bir insanım. Hala böyle bir şey oluyorum yani, garibime gidiyor. Ama tabii sosyal medyada insanlar göstermek istediğini karşı taraf görüyor. Ben şimdi görmek istediğini mi görüyorlar? Görmek istediğini, ben de ne gösterirsem onu görüyorlar sonuçta. Ya ben günün sonunda sosyal medyayı evet kullanıyorum. Aktif de kullanıyorum. Ama kimse benim mesela sabah 7-20 geçe kalkıp da uyandım diye bir şey koymuyorum. 8'de ofiste olduğumu kimse bilmiyor. Ama doğal olarak ben günlük hayatımı sürekli koymuyorum. Ama tatile gittiğimde koyuyorum. Bir yere maça gittiğimde koyuyorum. İnsanlar da doğal olarak ne zannediyorlar? Sürekli tatildesin. Sürekli geziyorsun. Yo, ben birebir çok feci çalıştığını biliyorum yani, gerçekten. Yani bizde yani onu da kimsenin gözüne de sokmak istemem. Öyle bir insan değilim. O kadar da aktif kullanmıyorum ama hani dışarıdan gelen yorumlar bazen hani hayat size güzel. Ya bize güzel de sen sadece benim gittiğim tatilde koyduğumu görüyorsun. Yani gerçekten ben istersen sen sabah 8'de ofistesin. Yani başka bir yani. Başka bir opsiyonum yok. Evet. Çünkü biz böyle gördük yani. Babam 7.45'te ofiste, bize biraz marş koyuyor. Biz abimle 8'de ofiste oluyoruz yani. Ama daha geç gitme gibi bir şey zaten hiç düşünmedim yani. Ben biliyorum hani 8'e 1 geçe değil. 8'de bu çocuk yani Hakan da Hıcı da iş başında ve bayağı aktif. Şey de çok hoşuma gidiyor. Mesela çocuklar, bir annenin çocuklarına fikir sorması, fikrin sormasının öte mesela şey yapar, birbirleriyle irtibatta olması çok hoşuma gidiyor. Mesela biz yurt dışındayız, annen seni arıyor, işte Hakan'cığım nereye gideyim? Bütün sen öyle. Organizasyon tarafın kuvvetli dedin aynen. Ya, bütün rezervasyonları sen yapıyorsun bizim şeyimizi, değil mi? Bildiğim yüzden, yerse bildiğin ben yerse, yapıyorum. Evet. O yüzden kimse hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Aynen. Kesinlikle. Sen bu konudan da zaten rahatsız oluyorsun insan. Sen de kimsenin gözüne sokmak zorunda değilsin zaten. Aynen yani sosyal medyanın bir gerçek olduğunun farkındayım. Ben de bir parçasıyım, o da benim parçamı kullanıyorum. Ama hayatımın her anını da paylaşmayı doğru bulmuyorum. Paylaşanları yargılamıyorum. Ama ben öyle bir kullanım şekli uygulamıyorum. İnsanlar da doğal olarak gördüğüyle yargıladığı için sürekli geziyorum zannediyor. Senin tek derdin mesela diyor ki Beşiktaş mı? Ya kardeşim maça gittiğimde arkadaşlarımla olduğum sosyal bir ortamda paylaşıyorum evet ama tek derdim o değil yani oradan paylaşım ya. O yüzden insanların biraz da ya, yorum yaparken, yargılarken hani hayatını sadece o gördüğü bir resim karesi, o bir tane videoda, story'deki video olmadığında bence farkına varıp bence farkındalar da işte bazıları onu şey yapmak istemiyor. Aynen. Sen bu arada inşallah Allah kısmet ederse askere gidiyor musun da? Aynen. İki haftaya. İki haftaya. Heyecanlı mısın? Valla. Biraz heyecanlı. Biraz heyecanlıyım. Şu an gündem bu çünkü bizim arkadaş grubumuzda. Bedelli askerlik. Ben de aynen. İki haftaya Kütahya'ya gidiyorum. Kütahya mı? Hadi bakalım. Kız arkadaşın var mı şu anda? Yok hayır. Bir kız yani bir kızdan ne, bir kızda seni ne hoşuna gider? Hangi hareket daha çok hoşuna gider? Ve hangi hareket hoşuna gitmez onu soracağım. Yani hareket olarak veya hoşuma gitmeyecek şey. Fizik de sorabilir. Yani şöyle bir tarif edersen şu. Yani illa bir kız olarak değil de gerçekten insan olarak yalandan hoşlanmıyorum. Yani sonuçta gerçek ne kadar sıkıntılı bir durum olursa da olsun gerçekçi olma taraftarıyım. Ben de hayatımın her noktasında deniyorum bunu yapmayı en azından. Ya karşımdaki insanın beni aptal yerine koymasını hiçbir zaman kaldıramam. Bazen aptal yerine koyduğunu sanır ama ben onu yemediğim için ona nabza göre şerbet veririm. Ama insanların karşı tarafı ya kız dürüstlük olsun erkek önemli. Olsun gerçekten dürüstlük önemli. Başka mesela? Mesela bir
kız arkadaş konusunda bilmiyorum, belki kızlarda bu daha çok var. Mesela böyle trip atma işlerine falan hiç gelemediğim konular. Çünkü bir şey varsa ortada, bir problem elbette ki olabilir. Yani iki insanın aynı şeyi düşünmesi aynı şekilde, yani evliliklerde de olabilir. Bu erkek erkeğe arkadaşlıkta olur, ilişkide kızda olur. İlişkide. Ama yani bunun konuşarak halledilebileceğini düşünüyorum yani. O yüzden öyle trip atıp araya böyle bir soğukluk koymanın, onlar bana itici geliyor yani. Çekici hoşuma gelen? Ya çekici gelen... Sarışın, esmer farkı ne mesela? Ya hiç öyle, yani, vallahi hiç öyle düşünmüyorum ama... Yani çekici gelen, güler yüzlü olması benim için çekici yani. Samimi olması, dürüst samimi olması. Samimi olması gerçekten çekici. Hani ekstra şeyler, espiritüel olması. Yani benim arkadaş grubumla anlaşıyor olabilmesi benim için mesela çok önemli. Benim çünkü çok yakın bir, geniş bir erkek arkadaş grubum var. Ve ben onlarla zaman geçirmek de benim için ayrı bir keyif. Sana bir şey söyleyeyim, ben hep söylüyorum. Hayattaki en büyük zenginlik insanın dostları. Aynen. Ya ben o büyük bir çok şans. Çok çok keyif alıyorum. O yüzden benim yanımda olan bir bayanın da benim arkadaşlarımla iyi anlaşıyor olabilmesi onun için de çok önemli. Benim için de çok önemli. Peki. Yani. Çok bakımlı görünüyorsun. Böyle cilt bakım falan yaptırır mısın? Kullandığın bir kozmetik ürün var mı? Hayatımda iki kere cilt bakımı yaptırdım. Gerçekten hiçbir şey. Krem miren hiçbir şey sürmüyorsun. Yok, hiç sürmüyorum. Yani bakım olarak geçiyorsa saç waxı var yani. Bir tek onu sürüyorum. Aynen. Parfüm ama onun dışında... Ne parfüm kullanıyorsun? Yves Saint Laurent'in La Nuit de L'Homme diye bir parfüm var. Çok parfüm değiştirir misin? Yok, ben şey taraftarıyım ya, yani bir koku ve o kokuyla bir yerde insanların seni hatırlaması taraftarıyım. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama benim tek bir kokum var yani. Çok da güzel giyiniyorsun. Kendin mi seçiyorsun kıyafetini? Kendin mi giyiniyorsun? Aynen, kendim seçiyorum. Alışverişini online mi yaparsın yoksa... Yok. Ya online, üniversite zamanında Amerika'da okurken online alışveriş yapıyordum ama şimdi... Burada mı? Çok, yani genelde Türkiye'den yapıyorum. Şimdi bazen hani belli başlı şeylerde falan, tabii bir tane WhatsApp grubumuz var, family grubu. Oradan hani... Bu sizce iyi mi değil mi diye sorularda sorduğum oluyor annemle kardeşlerime. Arzu ablanın yeni bir sürprizi var. Koton'a bir erkek koleksiyonu hazırladı. Aynen. İlham kaynağım da oğullarım dedi. Aynen. Her birinden isimlendim dedi. Aynen. Gördün mü koleksiyondaki parçaları? Gördüm. Koleksiyonun yapımında da bana sordu, beraber gittik. Modellik yaptın yani fitinde olduğunu biliyorum mesela. Aynen, birkaç tanesinde hatta bir... Şeylikte bir çekimde yapacağız galiba, öyle bir şey olacak yani. Çok, az kaldı. Birkaç parçasını gördüm, hepsini görmedim. Aynen. Üstelik bir modelle de bir çekim yapıldı bana. Backstage fotoğrafları da geldi. Bayılacaksınız yani, gerçekten ben de çocuklarım almak için. Güzel yani, günlük hayatta insanların çok rahatlıkla giyebileceği... Ulaşılabilir fiyatlara. Ulaşılabilir, ya o kesin, ulaşılabilir yani. Fiyatlara. Rahat, ya öyle çok casual wear yani, çok rahat. Asla giymem dediğin bir kıyafet var mı? Asla giymem dediğim... Mesela ben seni şeyde düşünemedim bir anda. Bir de giyiyormuşsun. Kot Bermuda ile falan. Ha evet, öyle bir şey. Ha. Ben de hiç aklıma bile gelmedi. Ya sevmediğim şey var mesela kıyafetlerde, artık modanın değiştiği yönde. Mesela bazı artık mesela erkeklerde bazen paçalar o kadar kısa oluyor ki çok komik gözüküyor mesela artık. Mesela öyle şeylere falan asla, o kadar öyle kısacık, daracık, hani biraz fazla öyle kasıntı olan şeylerden uzak durmaya çalışıyorum yani. Jilet İtalyan mesela, bir de bacak, insan, kadınlarda da öyle yani, vücut yapısına göre giyinmek. Aynen. Çocuk ince olabilir ama bacağı çok kalın olabiliyor. Hani futbolcuların bazılarında, onlar giymesin zaten, çok şey olmuyor. Ya ben biraz daha basic renklerde, basic şeylerde çok... O senin mesela üstündeki John Favret olsun mu? Ne? Evet. Çok beğeniyorum. İyi göz var sizin. Fena değil. Koyu bir Beşiktaş taraftarısın. Aynen. Favori oyuncun var mı? Şu an gündemde, yani son maçlara göre bakarsak, Ryan Babel,
sevdiğim bir futbolcu yani. Skora katkı yaptığı ne, için. Bu sezon ne tahmininiz ne? Beşiktaş şampiyon olur mu? Bizim her sene aynı tahmin de. Evet olur yani inşallah. Ben de olmasın olur. Niye dua ediyorum şu an? Sizin önünüzde şimdi hazır Metin abi de yokken diyeyim yani Beşiktaş inşallah şampiyon olur. İyi olan kazansın. Aynen. Türkçe müzik mi dinliyorsun, yabancı müzik mi? Yani bir seçim hakkı olsa Türkçe müziği tercih ederim. İlk aklına gelen Türkçe müzik mi? İlk aklıma gelen. Yani en sevdiğim. En sevdiğim Kenan Doğulu'dan Tükendim Ben. O çok güzel. En sevdiğim şarkı yani. İlk aklıma o geliyor. İşte bunu çok eskiden biri sorduğunda demiştim. Hiç de update etmedim kafamda. O yüzden şey geçen gün Arzu abiyle konuşuyoruz. O da çok az Türkçe müzik dinliyor. Bana soruyor. Sen bunu biliyor musun? Bunu da biliyorum. Bunu biliyor musun? Bunu da biliyorum. Fakat benim müzik şeyim birazcık geniş. Hı-hı. Hani klasik sabah klasik müzik dinlerim. Öğlene şey Türkçeye başlar. Akşamüstü yabancı. Gecenin sonunda Müslüm Gürses'le bitiriyor. Öyle bir range'de yani çok enteresan. Ama yabancı müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ya tabii canım ben de çok şey yapıyorum ama hani senin yaş arkadaşların da Türkçe müzik dinliyor. Türkçe müzik aynen. Hatta eski Türkçe ya yani gittiğimiz yerlerde de genelde. Benim oğlum bile şimdi eski Türkçe aynen. dinliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Bilmiyor şarkıları. Güzelmiş. Hakan genç girişimcilere bir şey tavsiye eder misin? Veya şunu yapsın bunu yapmasın da diyebilirsin. Bu da güzel bir tavsiye. Yani bence genç girişimciler bana da söylenenlerden, ben de çünkü hala bir genç girişimciyim, çok fazla da bir tecrübem yok iş hayatında, 3 senelik bir tecrübem var. Yani bana babamın dediği, hata yapmaktan korkma, insan hatalarından ders alır işte de. İnşallah o hatalar küçük hatalar olur ki büyük hataları yapmadan o dersi çıkarır, doğru yolu bulursun derdi. Ben korkmayarak devam ediyorum. Benim de üzerinde mesela sorumluluklar var işte. Hata yapmamaya çalışıyorum ama yaparsam da hani ondan bir şey öğrenip sonrasında yapmamayı deniyorum. Planlı programlı olmak bence çok önemli. O da güzel bence. Ya çalışma. Bence çalışma hayatında da sosyal hayatta da gerçekten planlı olmak hayatınızı daha kolaylaştırıyor yani. Tamam spontanelik güzel bir şey ama günün sonunda toplantınız, biriyle görüşmeniz, burcu bir şeyiniz olur. Burcu ne Hakan? Ben Kovayım. Yükselen burcunu biliyor musun? Vallahi onu bilmiyorum. Ama Kova 14 Şubat doğum günüm. Aa 14 evet. Şubat'tı doğru. Sonra senin bir yükselen burcuna bakalım. Nasıl aynen. şey yapıyormuş. Hakan geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifliydi. Ederim. Zaman nasıl aktı bilmedik. Aşağıda sorularınız varsa şey yaparız. Cevap vermeye çalışalım. Bir de izleyicilerimizden bir tanesini ben senden şey istesem. Kim birini seçelim onun ismine bir video gönderirsen tabii, olur mu? Tabii. Yani ben, onlara bir hediye yapmış olalım. Tabii. Ben de size beni burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ olasın arkadaşlar. Umarım keyifli. Bizim için çok keyifli oldu. Sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.